Hatta ben perde pilavını sana aldım, sana anlatayım mı hikayesini? Hikayesi var, hikayesi var diyoruz. Çok severim tarzı hikayeleri. Onu anlatmadım. Perde pilavı yeni evlenen evlerde annelerin, kayınvalidelerin kızlarına yani gelinlere öğrettiği ilk tarifmiş. Çünkü aile simgesi olarak başlatılırmış perde pilavı. Hmm. Hatta hikayesi de şöyle gelirmiş. Pilavı bir aile, yani sen evlendin artık, bu pilav senin bir ailen derlermiş. Bu perde de bu ailede yaşanan burada kalır. Bunu anlatmak, etrafa söylemek uygun değildir. Her şey dert, tasa, keder konuşularak çözülür. Bunun en büyük örneği de budur. Sen önce bir kendi içinde bunu otur konuş. Olmuyorsa evet, büyüklere git denirmiş. Hatta o bademler dışında birer iki tane kalır ya. Onlar da şeymiş hani, artık ben bu dert taşıyamıyorum, anlatacağım zaman bahaneymiş o badem dışındaki süsü. Hani anneye giden der. İçindeki pilavda da kuş üzümler kız çocuklarını, bademler de erkek çocuklarını simgelermiş. Hmm. Baharatlar hayatın acısını, şeyde karabiber konur ya, hayatın acısını, tuzu, bir tık da şeker konur. Şekeri de hayatın tatlı sohbetini ifade edermiş. O yüzden perde pilavı toplayıcılığıyla, aile ve geline anlatılmasıyla bence şahane bir tarif. Evet. Yani şu an yapılıyor mu hali hazırda? Yani mesela kayınvaliden sana anlattı mı bilmiyorum, yaptırdım ama. Yok, ben ilk defa bu hikayeyi bizde duydum. De yapılmıyor ama işte Türkiye'nin her köşesinde böyle bir dünyada tarif var. Umarım her gün böyle birine yer verebiliriz diye düşünerekten buradan İnşallah. Da bunu anlatmış olalım. Evinde bademi görünce yapmadan kaçamadım bademi. Malum şimdi. Hikayesi de çok güzelmiş. Ben de çok sevdiğim bir hikayeydi böyle. Okurken de yine hali hazırda şey yapıyorum, etkileniyorum zaten. Böyle şeyleri biliyor olmak ve anlatabiliyor olabilmek de bence çok güzel. Böyle bir anekdot düşmüş olalım. Bitti burası. Tamam. Senin oran bitti. Ben şu hamuru şunun içine yaydırıp oturtturacağım. O bademlere gerek kalmadı o zaman. O bademleri çayın pilavın içine koyacağız. Ha, tamam. Şimdi dertleri yerleştirdik. Yerleştirdik şimdi içindekileri. Şimdi erkek evlatları pilavın içine. Şimdi bu hamuru böyle koydum. Bu burada dursun. Bu kapak dursun. Biz 2 dakika şu hemen pilavı ben ocak başında çıtır çıtır hemen birleştirelim. Tamamdır. Süper fikir. İki yemek kaşığı tereyağı koydum bu arada. Bilginiz olsun. O sırada pirincim. Bu arada pilavım lapa oluyor. Yok efendim birbirine yapışıyor falan diyorsanız. En önemli 2 kriteri var. 1- güzel yıkanmalı. 2- yıkandıktan sonra da kurutulmalı, yaş halde kalmamalı. Çünkü aslında siz o kurutmadığınız ve süzü suyunu akıtmadığınız pirinçle birlikte pilavın içine ekstra bir su katmış oluyorsunuz. Bu da normal koyduğunuz ölçünün üstüne çıkmış oluyor gibi bir durum var. O yüzden dengeli yapalım. Şimdi pirinçten önce ben şu bademleri de koyayım ki. Hemen şurada. Aldım. Tamam. Şimdi kaynayana kadar büyük ocakta, kaynadıktan sonra küçük ocağı alacağım. Şöyle bir koyayım, fokurdamasını bekleyeyim. Ondan sonra yerini değiştireceğim. Altı aynen en sonda. Şu bir kaynayana kadar böyle kalsın. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Buraları bir toplayalım. Tamam. Ardından senin canın ekşili böyle bir cacık tadında bir şey çekmişti. Evet. Hem onu böyle revize ettiğimiz çok tatlı bir tarif geldi aklıma. Yeşil elma cacığı yapalım. Oh süper. Onu yapmak için de şuraları toplayalım. Pilavımız pişsin. Dönüşte birleştirip fırına atalım, elmalı cacığa başlayalım. Tamamdır. Nasıl hadi. Fikir? Bence harika fikir. Şuraları temizleyip hemen geliyoruz. Babayız.